açısından. Evet, Haziran ayı açısından önceki yıllara göre daha iyiydi. Ama tabii bunun bir sebebi Ramazan baskısı da olabilir. Ramazan 20 Temmuz'da başlayacağı için herkes tatilini ötelemiş olabilir. Öteleyip öne almış olabilir daha doğrusu. Evet. Haziran ayını almış olabilir. Bundan kaynaklanan bir Haziran ayımız daha iyi geçti. Evet. İnşaat yasağımız var değil mi? İnşaat yasağımız var. Tabii turizm beldelerinin hepsinde Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla inşaat yasağımız var. Çevreyi rahatsız etmelerini istemiyoruz. Evet. İnşaat sahiplerine. Eylül 15'e kadar. Bizim daha çok yerli turiste hitap ettiğimizden dolayı okullar da Eylül 15 gibi açıldığında Eylül başından itibaren peyderpey ziyaretçimiz azalıyor. Evet. Bundan dolayı Eylül 15 bize yeterli evet. İnşaat yasağı olarak. Efendim geçen Sayın Başkan'la da görüşüp Zeytin adayı büyük potansiyel kazandırıcı yabancı turistleri kucak açacağız. Herhalde siz aynı görüşürsünüz değil mi? Zeytinada bir canlılık getirecek bir Zeytinada'da sona geldik. Kazı başkanımız burada. Ekibiyle beraber kazıya başladılar. 2013 yılında tamamen bitirmeyi düşünüyor. Yani 2012'de kazılara bu yıl devam ediyor. 2013'te tamamen bitirmeyi düşünüyor. Ve 2012 yılı içinde de biz Zeytinada'yı turiste açmayı düşünüyoruz. Yani bu Temmuz ayı ortalarından itibaren turizme botumuzla karşıya geçirerek turistleri açmayı düşünüyoruz. Bir resmi açılış da yapmak istiyoruz ama henüz tarihi konusunda tam mutabık kalamadık. Sebebi de pazartesi günü yani ayın 2 Temmuz'da Zeytinada'da bulunan Meryem Ana Kilisesi ki 1300 metrekare bunun polikarbonla kaplama çalışmaları başlıyor. Biz istiyoruz ki resmi açılışta bu bitmiş olsun. Bundan dolayı biz bir 14 Temmuz belirli konuşmuştuk arkadaşlarımızla, belediye başkanımızla, kazı başkanımızla. Fakat bunu Ağustos ayına resmi açılışı sarkıtabiliriz. Ama turistin karşıya geçmesini Temmuz ayı ortasına başlatacağız. Bu arada kazılar devam edecek, polikarbon kaplama devam edecek. Yürüyüş yollarını bitirmiş olacağız tabii ki. Turizme açmış olacağız Temmuz ayında. Ağustos ayında da resmi açılış yapmayı temenni ediyoruz. Polikarbon bittiğinde resmi açılışını yapacağız. Evet. Ve tabii bu Erde'ye büyük bir katkı sunacak turizm anlamında, kültür anlamında. Malum Erde'ye tur gelmiyor. Yani tur otobüsü çok sayılı görürsünüz Erdek'te. Eğer bu Zeytinada turizme kazandırdığımızda İznik'te de kültür olarak, İznik tarih olarak, kültür olarak İznik ilçesiyle de alakalı inanç turizmi kapsamında buraya İznik'e gelen turistlerin bu turizm mevsimi dışında yani Temmuz-Ağustos dışında da ilçemize geleceklerini temenni ediyoruz. Dolayısıyla sezonumuz da uzamış olacak diye düşünüyoruz. Evet, böyle bir katkı, inanç turizmini de başlamış olacak Erdek'te. Evet, evet. Böyle bir katkısı olacak. Evet, evet. Ve Türkiye'nin de ilk Arkeoparkı. Evet. Biz belediye başkanımız, kazı başkanımızla görüştük. Malumunuz geçen yapmış olduğumuz bir projeyle Zeytinada projemiz Kalkınma Ajansı tarafından kabul olmuştu. Bununla iki de bot aldık bu proje kapsamında. Bu botlarımızı kullanacağız biz karşıya geçişte. Yani şu an tam net olmasa da 2 lira gibi işte bir geçiş esnasındaki maliyetimizi karşılayacak bir sembolik ücret almayı düşünüyoruz. Onun dışında adada efendim? Evet alınmayacak. Tabii bir rehberimiz olur orada gezdirmek için. Mihmendar adayı anlatacak. Evet. Güzergahı gösterecek. Rehberimiz de olacak. Evet. Sayın Kavuk'un Kızıkos kazıları da başlamak üzere veya başladı. Evet. O konuda bir sıkıntı var mı yok herhalde? Hafta içinde Kızıkos kazımız başladı. Kazıyı yapan yardımcı doçent doktor Nurettin Bey ekibiyle beraber kazı çalışmaları için geldiler, yerleştiler. Kazı alanında çalışmalarını yaparak yeni sezona başladılar. Kültür Bakanlığı tarafından 110 bin TL ödenek de ayrıldı. Bu ödeneği burada kullanacaklar. Ve ödenek bittiğinde bu yılki kazılarımız bitmiş olacak. Eğer imkan olursa il özel idaresinden veya Kültür Bakanlığı'ndan ek ödenek temin edebilirsek kazı süremizi biraz daha uzatmış olacağız. Ama herhangi bir sıkıntımız yok kazıda. Evet. Orada barınak falan korunma kalma yerleri var herhalde. Biz kendileri Kültür Bakanlığı almış olduğu bir çiftlik evi veya bir köy evini önceki yıllarda Kültür Bakanlığı kazı ekibine kazandırmıştı. Onun fiziki imkanlarında çok yeterli değil tabii. Yeterli değil ama olduğunca orada kalıyorlar.
Ek olarak biraz öğrenci fazla geldi bu yıl. İşçi bulmada zorluk çektik çalışma konusunda. Öğrenci fazla olunca oradaki ilköğretim okulumuzu da onlara tahsis ettik. Orayı da bu yaz döneminde kalma yeri olarak kullanıyorlar. Sağ olun, teşekkür ederim.